Nere oldun? Mis gibi kokuyor. İyi sende. Mis. Şöyle bunlar bazılarının hepsi bazı zaten de. Ama içmediğimiz için böyle uzayıp gidiyorlar böyle. Aleyküm selam takipçilerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok güzel ve çok değerli bir tarif yapacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Ne yapıyoruz bugün? Bahçemizden ne yaptık? Dereotumuzu topladık, güzelce yıkadık, doğradık, hazır ettik. 110 gram oda sıcaklığında tereyağım var. Bunu kaseme ilave ediyorum bu şekilde. İsteyen margarin kullanabilir. Burada bir su bardağı yoğurdum var. Onu da ilave ediyorum. Bir çay bardağı, bir parmak eksik zeytinyağı. Onu da ilave ediyorum. Sıvı yağ da olabilir, ayçiçek yağı. Evet, sıvı yağ olabilir. Yani sıvı yağ, ayçiçek. Evet, ya da mısır özü, fark etmiyor. Burada iki tane yumurta. Bir yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. Burada bir yumurta sarısı ve iki yumurta beyazını ilave ediyorum. Burada şeker de ilave ediyorum. Burada da 1,5 kabartma tozu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Burada da bir yemek kaşığı sirke, elma sirkesi. O suları bu şekilde karıştırıyorum. Bu arada sirkemiz kabartma tozumuzu kabartıyor. Sirke ya da limon suyu da olabilir. Sirke gevreklik mi veriyor? Evet, sirke hem gevreklik. Bu saslı kokusunu alıyor değil mi? Evet, yumurtanın kokusunu biz da alıyor. Biz genelde hep üzeri yani, için koyuyoruz. Hamur için sirke çok güzel bir etken. Evet. İçerisine bir bağ dereotu. Onu ilave ettim böyle. Elenmiş 1,5 su bardağı sarı un. Siz bu sarı unu bulamazsanız bunun yerine mısır unu 1 bardak ya da sade yapabilirsiniz. Gerçekten poğaçamıza çok güzel bir lezzet veriyor. Bu arada sarı un irmik unu oluyor. Evet. İrmik unu aynen öyle. En çok nerede? Büyük marketlerde ya da tatlıcılarda Migros'ta mutlaka var yani. Bu unu tatlıcılar evet, tatlıcılarda da bulabilirsiniz. Evet. Yani oradan alamazsanız, temin edemezseniz büyük marketlerde bulabilirsiniz. İlave etmeye devam ediyoruz. Kontrollü bir şekilde ve elim devreye giriyor. Poğaçamızı bu şekilde yoğuruyoruz. Ben 1,5 kabartma tozu koydum. İsterseniz 2 kabartma tozu da koyabilirsiniz ama bana yeterli geldi. Bu arada mayasız yapıyoruz. Evet. Çok katı bir hamur yapmayacağız. Daha da ilave etmeye çalışıyoruz ama kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Çünkü sert bir hamur istemiyorum. Bir de fazla yoğurmayacağım poğaçamı. Normal börek hamuru gibi değil. Şimdi dediğim gibi normal börek hamurun gibi yoğurmayacağız. Sadece birbirine gelmesini sağlayacağım. Bu şekilde. Yeterli bu kadar. Şimdi hamurumuzu çok yoğurmayacağız. Sadece karışmasını sağladım. Bu şekilde. Ve şöyle 5 dakika dinlendireceğim, sizlere geri döneceğim. Şimdi hamurumuzu 10 dakika dinlendirdik. Şimdi ne yapıyorum? Masama alıyorum. Hamurum yumuşak bir hamur, dikkat ederseniz böyle. Hamurumuzu kesiyoruz böyle. Dayına büyüklüğünde bu şekilde yumaklıyoruz.
mandalina büyüklüğünde bezelerimizi yaptık. Şimdi içerisinde böyle Hatay peyniri kullanıyorum. Siz isterseniz kaşar da kullanabilirsiniz. Hatay peyniri de kaşara yakın zaten. Şu bu şekilde kapatıyorum. İyice kapatmamız gerekiyor. Bu şekilde. Böyle. Bu şekilde tepsiye diziyorum. Hamurumuz çok yumuşak bir hamur, dikkat ederseniz. Böyle. Bir yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı pekmez ilave ediyorum ve bu şekilde karıştırıyoruz. Üzerine bu şekilde sürüyoruz. Şimdi yumurta sarısı tam geldi tarifimize. Şekilde. Bu şekilde üstten kesiyoruz böyle. Bir 180 derece ısıtılmış fırında pişirmeye götürüyorum. Şimdi poğaçalarımız fırından çıktı böyle. Ne yapıyoruz şimdi? Böyle. Tabağa alıyorum. Sunum tabağını. Bu şekilde. Evet, poğaçamızı test ediyoruz. Bu şekilde. Poğaçamız o kadar güzel olmuş ki bir de içindeki peynir de erimiş böyle. Poğaçamızın arkasını da gösteriyorum. Nar gibi kızarmış ve inanılmaz güzel olmuşlar böyle. Bu şekilde. Bugün de sayın takipçiler, bugün benden bu kadar. Mutlaka bu tarifi yapın. Dereotlu poğaçayı mutlaka yapın ve yiyin. Bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah hepinize razı olsun. Yarınki videomda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.